Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan genç futbolcu Kazımcan Karataş sakatlık geçirmişti. Geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde sergilediği başarılı performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kazımcan Karataş bu sezon yeni transfer Angelino'nun arkasında kalmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Olimpija Ljubljana maçına ilk 11'de başlayıp 63 dakika oyunda kalan genç oyuncu, Süper Lig'de ise deplasmanda 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçının 86. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Kazımcan Karataş, Başakşehir mücadelesi ile birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk kez kendine 11'de yer buldu. Süper Lig'de bu sezon 11'deki ilk maçına çıkan Kazımcan Karataş, henüz ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 26. dakikada eden Karzev'in direkten dönen şutu öncesi yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe ile orta alanda yerde kalan Kazımcan Karataş, ayağa kalkamadı. Sağlık ekibinin yardımı ile güçlükle yürüyen genç oyuncu, ekibin desteği ile soyunma odasına doğru gitti. Kazımcan Karataş'ın sol iç yan bağlarında gerilme olduğu öğrenildi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medikana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Jimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.